tarih formatları ile ilgili yapacağımız örnekleri, yani bu işlemlere kısaca geçici veriler diyebiliriz. Genelde bu şekilde isimlendirilir. Sebebi, yani gerçek veri tablolarda saklananlar. Ama bizim burada yaptığımız şeyler, bu tarih işlemlerindeki veriler aslında gerçek veriler değil. Bu nedenle de geçici veriler ismiyle kullanılıyor. En temel olarak geçici veriler, yani tarih işlemleri, veri tipleri üzerinde gerçekleştirilen işlemlerde kullanılır. Mesela değişken oluşturma işleminde biz veri tipi date olan bir değişken oluşturalım. Buna da varsayılan değer şu şekilde bir değer verebiliriz. Burada yaptığım tek işlem bir değişken oluşturup bunun veri tipini date olarak belirtmek. Burada dikkat ederseniz string bir değer ataması var. Ama bu arka planda, hani siz string olarak veriyorsunuz ama mimari olarak bunu date tipine dönüştürüyor. Convert ediyor. Bu nedenle siz burada alakasız bir format verirseniz bunu anlamayacaktır ve dönüştüremeyecektir. Burada kullanabileceğiniz yöntemler sınırlı. Yani standart tarih işlemleriyle ilgili. Bakın nokta koyduğum zaman da arada virgüllü bir şekilde gösteriyor. Asıl formatına dönüştürüyor. Böyle de belirtebilirim. Yine aynı, arada tire. Ama bunu anlamadım. Yani ya on, ikisinde birisini kullandım. Bir şey soracağım, boş ver. O zaman onu bayağı geçebilirim. Oradaki hani aşağıda ekle ek yazıyor ya, hı hı. O yazı oraya Salif'ten bir yerde dikliyor. Bu Ez'den geldi, Elis. Elis'ten geldi. Şurayı, ben şunu demek istedim. Bu değer date veri tipinin değeri. Date değerinin, değişkeninin değeri. Yani şöyle yaptığın zaman date yazacak. Önemli değil yani. Birkaç değişken kullanacağım için onları karıştırmamanızı istiyorum. Bu nedenle bunu kullandım. Aynı zamanda bakın yukarıdakini kopyalıyorum. Get date. Bu da bugünün tarihini malum get date olarak getiriyor. Bu şekilde alabiliyorum. Thank you.
burada bir fail olacak. Yanlış oldu. Tanımlama kısmı. Bu hata oluşmasının sebebi ben diğer derslerde işte sabah dersinde farklı ayarlar oluşturdum. Burada da kullanacağız. O ayarlar sistemin tarih formatını değiştirdiği için burada şu anki sorgu hata oluşturuyor. Anladınız mı? Sizde hata oluşmaz normalde. Sizde 13'te hata oldu mu? Aynı convert hatası. Onun sebebi bunu ay, gün, yıl şeklinde görmesi. Ben bunun ayarlarını göstereceğim. İşte o yapıyı değiştirdiğimden dolayı bende oldu. Sizde de muhtemelen default ayar olduğundan dolayı o hata gerçekleşti. 12 yaptığım zaman düzeldi. Normalde bunları biz dışarıdan veriyoruz ya. Mesela bunun sırası nedir? SQL Server nereden bilecek bunu? Ona işte bu gün, yani bunu ay olarak anlama, bu gün, bu ay, bu da yıl olarak algıla diyebiliyoruz. Onların ayarlarına da bakacağız. Ama en azından sorgumuzu gördük şu an. Bakın, date ile date time arasındaki fark çok kritik bir fark aslında. Mesela size sadece gün tarihi lazım. Ay, yıl ve gün. Böyle bir durumda sizin gereksiz yere diğer bilgileri tutmanız doğru mudur? Yani veri tabanını gereksiz değerlerle doldurmuş olursunuz. Hem de onun üzerinde işlem yapacaksınız. Hiç ihtiyacımız yok. Biz sadece date'i kullanarak bu işlemi gerçekleştirebiliriz. Ama bazen de o yapılmış işlemin salisesini bile isteyebilirsiniz. O zaman da saat, dakika, saniye, saliseye kadar alabiliyorsunuz. Bunun için de date time kullanılabilir. Arasındaki temel fark bu. Yukarıdaki bitleyin altında bir date time bitleyi. Yani onun formatını verelim sanırım. En aşağıdaki var ya. Evet. Orada mesela bitleyin date time. Orada date'den onun formatını belirlemiş. İşte onu da date'den almış. Değeri date'den aldı, evet. Ve date'den de format o saniyelerin görünmesi için ama format. Hani
Öyle, bak şöyle oldu orada. Şimdi date olarak bunu belirttik. Date aslında bu. Bunu alır. Ama date time'in tipi bu şekilde. Saat, saniyesi, adresi hepsini alıyor. Şimdi ama değer date'e geldiği zaman date veri tipinde. Ondan da değeri buna verdiğimde buna gerisini sıfır olarak gösterdi. Çünkü bunun yapısı hepsini alıyor ama date'te bu yok. Onu belirtmek için yaptım bu örneği. Şimdi bir örnek daha yapalım. Bu da biraz uzun bir işlem. Bu da time veri tipi. Time veri tipinde de şu şekilde uzun bir değer tutulabiliyor. Saat, dakika, saniye ve 7 birimlik salise parametresi. 7 birim alabiliyor şu an. Bunu isterseniz 1, 2, 3, 4, 5 vesaire hepsini tek tek alabiliyorsunuz. Yani size ihtiyacınız olan neyse o kadarını alabiliyorsunuz. Declare'la bir time veri tipine sahip değişken oluşturdum time adında. Buna 7'ye kadar al dedim bunu. İçerisine değerleri verdim. Bunu kullanarak çıktılara bakacağım. Hepsini atadım gördüğünüz gibi. Time 1'den 7'ye kadar bir daha oluşturdum. Hepsine aynı değeri verdim. Ama bunların uzunluğu 1'den 7'ye kadar değişiyor. Ve bunları yazdırıyorum. Dediğim gibi bunların kodlarını sistemdeki linkten alabilirsiniz. Var bunlar orada. Sizdeki her şey var mı? Evet. Çok acımasızca hepsini attım oraya. İleri seviye kompletten görürsünüz. Kaçırmadın, yazıyorum şu an. Daha besmele çektik de. Değiştiriyorum şöyle. Yukarıdan gelenin değerini aldım atadım. Altta da time ve date time adında iki farklı veri tipe sahip değişken oluşturdum. Değeri burada. Time'ı ekrana yazdırdığım zaman aşağıdaki gibi saat, dakika, saniye ve salise yazıyor. Yalnız diğerinde ben aynı değeri kullandım. Time'ı date time atadım. Date time'ı yazdırdığım zaman tamam sağ taraf doğru. Dakika vesaire bilgisi ama tarih bilgisi SQL Server'da, daha doğrusu yazılımın genel mantığında tarih olarak kullanılan 1901-1 yani sıfır değeriyle aynı. Tarih 1900'den başlıyor burada. O yüzden de buradan sıfır, bunun default değeri bu kısacası. O yüzden de o değeri veriyor. Yani siz böyle bir atama yaptığınızda date time'da
bu işlemi gerçekleştirirseniz, yani sonradan atamayı date time tipine yaparsanız, bu sefer tarihi gereksiz yere kullanmış olacaksınız. Hatta bunun tarihini kullanmaya çalışırsanız hatalı bir tarih olacak. Bu nedenle bu veriler kritik öneme sahip. Burada da small date time tipinde bir işlem yaptım. Small date time ve date örneği, bunu da yazın. Small date time'da yukarıdaki değere bakalım. 1955, 12, 13. Date'den farkı sonunda aynı şekilde bir saat, dakika ve saniye değeri var. Ama dikkat edin, burada herhangi bir date aktarıldığı zaman date'de bu işlem görünmüyor. Ve small date time'da bunun sonundaki salise bilgisi yok. Diğer date time'da olduğu gibi saliseyi göstermiyor. Bu şekilde özetlenebilir. Yani saniye de almıyor burada. Ama saniye almamasının sebebi, bakıyorum, şöyle bir test yapalım. Bu saniye kısmını da dediğim gibi alıyoruz ama değer dediğim bir şey var mı, ona bakıyorum. Evet, saniye kısmı da default olarak 0 getiriyor. Hayır, bu yukarı yuvarlama işlemi yapıyor, tamam. Hep birazdan. Yuvarlanamayacak bir şey değil, bunu yukarı yuvarlaması lazım. 49 yaptığım zaman da aşağı yuvarlayacak. Sondan mı? 29 lira. Evet, pardon. Böyle bir durumda, yani ender de olsa kullanılır bu özellik. Şimdi mola verelim. Geride tarih formatlarını değiştiren bir ayardan bahsetmiştim. Bu ayarla ilgili örnek yapalım. Bakın burada no count diye bir şey vardı. Set no count on off diyorduk. Bu hatırlarsanız SQL Server ayarlarından biri demiştim ve bu tür ayarları biz set ile değiştirebildiğimizi söylemiştim. Burada da date format diye bir ayar var. Set date format diyorum. Burada ayarın parametresini veriyorum. Bu da ay, gün, yıl şeklinde. Month, day, year diye özetleyebiliriz. Siz örneğin bir değer giriyorsunuz SQL Server'a, bir tarih bilgisi. Ama standart bir giriş olmayacak. Örneğin SQL Server'ın ayarları diyelim ki yıl, gün, ay şeklinde. Siz de ay, gün, yıl şeklinde bir değer gireceksiniz. SQL Server bunu anlayamaz.
2013 şeklinde verdik ama gördüğünüz gibi bu şekilde de verebiliyoruz. Az önce de yaptık bunun örneğini. Şurada mesela. Bunu ay olarak anladı. O yüzden hata verdi değil mi? 13 yaptığımda hata vermişti. İşte sebebi buradaki ayarların değiştirilmiş olması. Ben diyorum ki önce ay, sonra gün, en sonunda da yılı alacak bir ayar belirtiyorum. MDY. Sonra da date time tipinde bir değişken oluşturup değerini verip ekrana yazdırıyorum. Çıktı olarak şunu verecek. Dikkat ederseniz tüm çıktılar aynı. Herhangi bir fark yok. Ama burada anlatmak istediğim girdi formatlarını belirleme. Girdi tarih formatları şu demek. Dışarıdan farklı olarak bir değer giriyor. 12-31-13, 13-31-12, 13-12-31 gibi. Bakın hep farklı hepsi. Ama çıktı aynı, değişmiyor. İşte bunu sağlamak için ben arka tarafta MDY, YDM, YMD, DMY gibi parametreler belirledim ki çıktısı aynı olsun. Çıktısı belirtilen formatta. Buradaki çıktı da Y, Y, M, D şeklinde. Yani çıktı bu aslında. Y, M, D. Ama girdi tamamen değişiyor. Hepsi farklı farklı. Çıktı ise YMD olarak belirtildi. Bunu da yazabilirsiniz. Evet. Şimdi de dönüştürme işlemlerine bakalım. Hani convert ve cast vardı. Değişken tür dönüşümlerinde hatırlarsanız type conversion'da. Burada da aynı şekilde cast ve convert fonksiyonları kullanılıyor. Varchar'a dönüştür. GetDate'den aldığın değeri. Thank you.
Şimdi burada yapılan işlem şu. Hani yukarıda tarih formatlarından bahsetmiştik. Şimdi çıktı olarak hani dönüştürme işlemi yapıyoruz convert'le. Tamam, onda bir sıkıntı yok. Ama ekstra bir de dikkat ederseniz 100 diye bir değer var. Bu ne işe yapıyor? Ne işe yarıyor? Şuradaki değere dikkat edin. F bile başlıyor. 101 verdim. Çıktı, değişti. 102 çıktı, gene değişti. Bu tarih formatlarının parametresi diyebiliriz. Çıktı formatını belirleyen parametremiz. Bunların listesini tam olarak vereceğim birazdan. Burada da gene bir dönüştürme işlemi var. Dönüştürülmemiş veri, cast ile dönüştürülen, convert ile dönüştürülen veri. Tabii burada bir çıktı düzenleme işlemi var gördüğünüz gibi. 126 ile bunu çıktısı oluşturuyorum ve detaylı bir bilgi veriyor bize. Nasıl bir parametre verirsek çıktı değeri nasıl olur ona bakalım. Şunu kopyaladım. Quick test diyorum. Bakın çıktıları bu şekilde olacak. Parametreleri de bunlar. Sıfırdan 127'ye kadar. Tabii 25'ten sonrası 100'den başlıyor. Şurada bakın. Yavaşça iniyorum. Aralarında boşluk, iki nokta, tek nokta. Uzun değerlere sahip. Hatta şurada hiçbir değer olmadan 14.02.23. Bu şekilde birçok yöntem kullanılabilir. İşte bunlardan hangisine ihtiyacınız varsa o parametreyi göndererek ilgili sonucu alabilirsiniz. Format diye bir fonksiyon var. Bu da yine formatlama ile ilgili detaylı işlemlerin yapıldığı bir fonksiyon. Bakın ilk çalıştırırken buraya bakın, ondan sonra yazarsınız. Format içerisine tarihi veriyorum. Bunu bu formata dönüştür. Yıl, ay, gün, saat, saliseye kadar gidiyor. İlk çalıştırdığımda zaten bir yavaş çalıştı, fark ettiyseniz. Sonucu yavaş getirdim. Altta da aynı şekilde gene date time'ı değer olarak kullanıp tarih formatını veriyorum. Tarih değişkenini veriyorum. Ve çıktısına bakalım. Farklı dillerde yapacak bunu. Bakın Türkçe'de bizim kullandığımız bu. Amerikan İngilizcesi 2.23 şeklinde, İngiltere İngilizcesinde gün ve ay yer değiştirmiş, Almanca bizimkiyle aynı, Çince'de yıl önde.
tür en detaylı çalışmayı bile rahatlıkla yapabiliyoruz tarih işlemlerinde. D parametresi. Onu birazdan yapacağım örnekte açıklayayım. Farklı parametreler de kullanacağım orada. Küçük D'yi kullandığımda normal karşılıklarını veriyor. Yani Türkçe'ye göre karşılıklarını veriyor aslında. Ama bunun büyük D verdiğim zaman kendi dillerinde bunun tarih karşılığını veriyor. Mesela 23 Şubat vesaire. Çince'de bakın Çince olarak veriyor ama benim işletim sistemi ve SQL Server ayarlarında Çince'yi desteklemediğim için burada Çince yazı yazmıyor. Aslında o da yazabilir. İşte Almanca görünmesini istiyorsan veri aynı. Bakın burada veri değişiminden söz etmiyorum. Bu yüzden önemli. Sizin mesela e-ticaret tarzı uygulamalarda işte İngilizce yapıyor. Bunu adam diyecek ki işte Çin'de de satış yapılıyor. O zaman ne yapacaksın? Sen bunu sadece Çince formatında görünecek şekilde uyarlaman gerekiyor. Ama veri aynı, değişmiyor. SQL Server kendisi bunu gerçekleştiriyor çünkü dil ayarları zaten var. Sadece büyük D yaparak bunun farklı dillerde, yani ilgili dillerde görünmesini gerçekleştirdi. Normalde veri tabanı motoruyla SQL Server Management Studio ayrı olarak kurulur. Yani siz doğrudan tek kurulumda yaptığınız için onun farkını bilmiyorsunuz. Management Studio veri tabanı değil zaten. Onun bir aracı. Mesela 2008 veri tabanı motoru var. Üzerinde 2012 Management Studio'yu kurdunuz. Bu veri tabanının 2012 olduğu anlamına gelmiyor. Yani şey, .NET Framework, örneğin Visual Studio 2013'te .NET Framework 2.0 geliştirmek gibi. Özet. Burada farklı format tiplerini bakın. Mesela sadece günü aldım, günün kısa adını aldım, uzun adını, Şubat şeklinde vesaire. Böyle parça parça da değer alabiliyorum. Yani bunlara da bazen ihtiyacınız olabilir, parça parça işlemler yapmak için. O zaman da bunu kullanabilirsiniz. Gün, ay ve yıl için farklı işlemler yapmayı destekleyen bir yapısı var.
kardakini iki şekilde çalıştıralım. Az önce gösterdiğim işlemin aynısı. Hani az önce de bir açılım yapıyordu ya. Değer olarak bunu da aynı mantıkla çalışıyor. Yani burada da mesela 4 tane B var. Şubat verdi. Küçük olan verdi. Hiçbir anlamı yok değil, var mı? Bir dakika sonra test edeceğim. Yani burada bir sonuç veriyorsa bir amacı vardır diyerek. Evet, dakikayı veriyor. 51 oldu. Bu şekilde küçük olduğunda dakikayı veriyor. Büyük olduğunda Şubat olarak veriyor. Ben küçükken hepsi tekil olduğu zaman bakalım, bu Şubat, bu dakika gibi ilginç bağlantı kuramamışmış. Yani büyük olana ay günü, küçük olana dakika günü herhalde alakası. Sesin kaydı altında. Bu hakaretlerinin mühendisleri. Format fonksiyonunun farklı ülke para birimleriyle kullanımına bakalım. Siz fakirlerden çalışmıyor. Paranız yok sizin. 2008'de desteklemediği için sizde çalışmayacak. Bakın burada ABD doları var, Fransa eurosu herhalde, Almanya bunlar şeyde euro kullandığı için euro. Çin'de de yuan simgesi var. Türkiye'de fakir kalmış çünkü TL simgesi gömülü olarak gelmemiş. Bunun için Türkiye bir şey geliştirmişti. Mesela yazar kasaları vesaire. Bu ilk çıktığı zaman küçük bir page geliştirdi yazılım. Onu kurduğunuz zaman bilgisayarlarda da aynı şekilde Windows'ta. Onu kurduğunuzda bilgisayarınız artık TL simgesini destekler hale geliyordu. Onu kitabımda anlattım nasıl kullanacağınızı. Burada da onu gerçekleştirerek bilgisayarın uyumlu olmasını sağlayıp SQL Server'da da bu ayarları gerçekleştirebilirsiniz. Ama şu an dikkat ederseniz TL simgesi yok.
cebin imkanı var. Sağlık olsun, oldu kadar. Bakın, işletim sistemlerinde Türk piyasasının yeni para simgesinin falan filan güncelleme. Şu an dondu. Bunu indirerek o ilgili ayarın yapılmasını sağlayabiliriz. Ne çalıştırıyor durduk ya. Durdur diyorsun, durmuyor. Yine de. Windows 7 64 bit için şunu diyeceğim. 8 için yok. Şu an burada yok. Muhtemelen gömülü gelmiştir zaten. Bu 2012'de olmuştu. Uyarlama 1 Mart 2012'de gerçekleşti. Gün içerisinde inmesini beklemiyorum. Validasyon var ama uğraşmıyorum onunla. Velhasıl o adresten indirebiliyorsunuz. Bunları mı? Hayır. Hangisini? Bu ez. Fark etmiyor evet. Onu yüklediğinizde burada artık TL görünecektir. Burada yine para birimleri üzerinden bir gösterim yaptım. Örneğin 50 TL üzerinden bunu, dolarlar vesaire. Yalnız burada dikkat ederseniz sondaki sıfırlarda sayı farkı var. Bir tanesinde mesela 3 sıfır var, diğerinde 2 falan. Örneğin bizdeyken 2 sıfır kullanılıyor genelde. Dikkat ettiniz mi? 2 sıfır kullanılıyor. Bunu kullanmak daha avantajlı olabilir. Belki gerekebilir, bilmiyorum. Burada da matematiksel işlemler için kullanılabilecek simgeler var. BEXX4 diye. Yüzde bilimsel hexe ve hexa 1 şeklinde. Şu şekilde bir görüntü oluşturabilmek için bunu kullanmak gerekiyor. Yani böyle ileri seviye detaylı işlemler yapılabiliyor. Yine bir tarih örneği daha var. Hindistan dili. Bunlar aslında desteklenmeyen, yani normalde desteklenmeyen şeyler olarak. Hani biraz uçuk örnekler olduğu için bunları yaptım. Dikkat ederseniz hepsi görünüyor sanıyorum. Çince hariç, Gujarat, Hindistan dili. Bunlar doğru bir şekilde görünüyor. Sadece Çince'de bir eksik var şu an. Evet, bunlarda da görüntü alabiliyoruz.
bazen de belirtilen tarihin tarih üzerinde değişiklikler, hani parçalama gibi işlemler yapmak gerekiyor. Mesela weekday bugün günlerden pazar, bu haftanın neyi oluyor? Şimdi ayın 23'ü, haftanın ilk günü. İlk gün olarak onu kabul ediyor. Demek ki weekday bunu verdiğine göre pazar günü ilk gün oluyor. Değil mi? Pazar, pazartesi, salı şeklinde. Yedinci gün tekrar. Evet. Bu şekilde haftanın ilk gününü veriyor bize. Aşağıda da yine datePart fonksiyonunu kullanarak getDate içerisinden yılı alıyorum. GG ile. Daha sonra da 4 kullanımda bunu gerçekleştiriyorum. Bir de year diye bir parametresi var. Bunu öneririm ben. DatePart içerisinde kullanabileceğiniz year'ı. Bunu kullanarak yıl bilgisini alabiliyorsunuz. Sadece yıl bilgisini. Bu şekilde hani yılın ilk günü vesaire gibi birçok ay bilgisi vesaire bunları alabiliyorsunuz. Bunların ayını alabileceği mont var. İkinci aydır şu an. Bize sadece ay bilgisini getirdi. Bu da yılın kaçıncı günündeyiz? 54. gün. Bunu bize verdi. Bunları da alabiliyorsunuz. Bu şekilde haftayı, günü, işte saati, dakikayı, zamanı, mesela second olarak vereyim. Bunu minut yaparsanız, bu şu an saniyeyi veriyor. Minut yaparsanız dakikayı verecektir. Millisecond gibi bilgiler de alabiliyorsunuz, yani milisaniye. Bunların hepsini kullanabiliyoruz. Bunların çok daha detayları var. Hani tarih işlemleri basit değil. Bayağı bir detaylı çalışma gerekli aslında. Ama daha fazla detaya girmeyeceğim.